31 Mart yerel seçimlerinde Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Aracı, Aydın İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Bu demokratik yarışta başarılı olan belediye başkanımızı kutluyorum. Daha sonraki çalışmalarında bu vatanı bize emanet eden, Cumhuriyet'e emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün dürüstlük, çalışkanlık, halka hizmet ilkelerinin yoldaşı olmasını diliyoruz ve mazbatasını ibraz ediyoruz. Çok teşekkür ederim hakim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde %48'lik oy oranıyla Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Özgür Arıcı ve belediye meclis üyeleri il seçim kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı açıklamalarda bulundu. Seçim süreci bitti. Allah'a şükür mazbatamızı da aldık bugün. Bütün itirazlara rağmen. Bu üçüncü itiraz ettikleri, biz de artık seçimi kazandık. Hep şunu dedik, biz bu mazbatamızı anamızın ak sütü gibi hak ettik. Şu anda da burada onu aldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Koçarlı'ya teşekkür ediyorum. Zaten ben her zaman söylemiştim, ben yakamda Türk rozetiyle bütün Koçarlı'nın belediye başkanı olacağım. Herkes uzunları da söylemiştik. Şimdi de tekrar söylüyorum. Koçarlı'nın ayrım yapmadan, parti gözetmeksizin belediye başkanı olacağımı burada hepiniz uzunları da söylüyorum tekrar. Hep beraber, bir olmadan biz olarak hepimiz beraber hizmet etmek için Koçarlı için geliyoruz. Bütün herkesle, bütün meclis üyelerimle, bütün ekip arkadaşlarımla hep beraber Koçarlı'nın hizmetinde olacağız. Bu saatten sonra Koçarlı'nın hizmetindeyiz. Koçarlı için zaten şu anda yarım kalan işlerimiz var. İlk başta onları tamamlayacağız Koçarlı'yla ilgili. Verdiğimiz sözler var, seçim vaadinde verdiğimiz sözler var. Onların hepsini yerine getireceğiz. Yavaş yavaş başlıyoruz. Bayramdan sonra hepsine, pazartesinden itibaren hepsini yapacağız. Bütün verdiğimiz sözleri tutacağız. Mazbata töreninin ardından Başkan Arıcı, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte objektiflere poz verdi. Öte yandan başkan hariç 15 üyeden oluşan mecliste şekillendi. İkisi kontenjan olmak üzere toplam 9 meclis üyesi çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi mecliste çoğunluğu ele geçirdi. Cumhur İttifakı kapsamında Koçarlı'da işbirliği yapan AK Parti ve MHP ise 6 meclis üyesinde kaldı.